Herkese selamlar dostlar. 27 Ağustos 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Kazan sağlayarak geldik ve cumartesi sabahı gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Hepsinden bahsedeceğim. Pazar için toplamda 6 adet mücadelem var ve genellikle yüksek oranlardan bahsettim. Biraz riski vardır ona göre değerlendirmeni sizler yaparsınız. Öncelikle bir adet maskor yarışmamız var ondan bahsedelim. Maç skoru yarışmamızda Newcastle ile Liverpool. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Zorlu bir maç olacaktır bence. Güzel gollü bir beraberlik çıkabilir. 2-2'si İki, var gibi görüyorum görüyorum ben. Değerlendireceklere bol şanslar, katılacaklara bol şanslar. Daha önce yapmış olduğumuz Chelsea Cuma günü maç skor yarışmasını Elekber isimli Elekber İsmailov isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden bana yazarsa ben onu katıl Telegram gruplarımıza alalım. Her türlü soru, soru, görüş, öneri, şikayet gruplar hakkında bilgi almak isteyenler de Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Cuma gününün ana kombinesi vardı ve Cuma günü zaten sadece tek bir kombine verildi. Bu ana kombinede Leipzig'in atacağı 2 goldü ve Leipzig zaten ikinci yarı 5 tane attı. Öyle içeri aldık. Chelsea maçına da 4.5 altında bir olarak 1 olarak değerlendirildi. 1.47 gibi orandan o da geldi. Günün tek kombinesi ve ana kombinesiydi. Ana kombinelerimiz burada kazan sağlayaraktan devam etti. Kazan sağlayan tüm katıl grubu üyelerimizi tebrik edelim ve devam edelim. Ve ayrıca yüksek misli grubunda da bir adet yüksek misli verilmişti. Bu yüksek misli de Avrupa. Yani Chelsea'nin 2 golü verdim de Nesine de oran yoktu. Avrupa'nın oranı vardı. Onun da oranı 1.35'ti ve ben dedim ki burada bir kasa yönetimi yaptığım için 2000 misli olarak önerdi. önerdiğim bir karşılaşmaydı. O da başarılı bir şekilde geldi. Değerlendirenlere ayrıca tebrikler. Chelsea zaten çok zorlanmadan tertemiz bir 3-0'lık galibiyeti aldı ki yüksek oranlarından da kazandık. Yüksek misin amacı burada. Hafta sonunda yüksek misler veriliyor. Burada bir ideal bir kasa yönetimi yapmak diyeyim ben sizlere. Cuma'nın YouTube raporuna baktığımız zaman da arkadaşlar verdiğim maçlardan sadece Real Madrid başarısız oldu. İlk yerden Real Madrid'in golünü bekliyordum ben. İzlemiştim fakat Vinicius Junior'un sakatlanması bizim işleri biraz zordu. Eee zora soktu diyeyim. Zaten ilk yarısı 0-0 bitti. Öyle bir maçtı. Diğer tüm tercihlerimizde de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kazan sağlayan herkese tebrikler. Gruplarımızda maç önü ekstralarla devam ediyoruz. Aynı şekilde bugün mesela Dünya Kupası'nın grup aşamaları var dostlar. Ee, ülke basketbolu. Özellikle onda çok iyi ilerliyoruz. Birazdan zaten göstereceğim. Maç önü ekstralarımız vardı. Yine canlı olarak zaten yani canlı da Gerçekten büyük bir emek var şu an. Şu an bile şu an şu videoyu çekerken karşımda Bournemouth'la Tottenham maçı var. Onu da bir yandan takip ediyorum canlı çıkarmayız diye. Ben size gruplarımızdan göstermek istiyorum. Şimdi gruplarımızda demişiz ki saat 11 gibi bir başlayalım demişiz değil mi? 11 başlangıç çünkü basketbol var onlarla devam edeceğiz. Güney Su'dan Porto Rico ilk yarı 44.5 üst. 1.59 gibi oranı var. Aldık mı aldık mı oldu yeşil. 1'de 1. Güney Sudan mücadelesine baktık. Çok hızlı maç. İkinci periyotta 39 aldık. Ve ikinci çeyreğinde galibiyet, galibiyetini 2-0-4 gibi orandan değerlendirdik. Ve şöyle ikisini de gol müziğiyle yeşillendirdik. Geldi mi geldi? 3-3. Devam. Maç önü tercihimiz vardı. 76 Çok temiz geldi. Devam. Dergün'ün günün mücadelesi vardı. ilk yerden gole girdik. O geldi. Bu canlılarımız geldi. Ondan sonra Düsseldorf mücadelesi verdik artık ilk yarı 2.5 o geldi. Slovenya ilk yarı 50.5 ilk periyot ilk çeyrek 50.5 üst verdik o geldi. Bugün videolarımız falan akarken bu şekilde devam ettik. Hepsi geldi. Özellikle Şubayis orta sahadan basketle geldi. Yani o şekilde ilerledik. Değerlendiren kazan sahadan yani herkese tebrikler. Bu gruplarda da bu şekilde ilerliyoruz zaten. Sizlerden ricam pazar videosu olması kaynaklı. Videomuza, videomuza atacağınız like'lardır. Like'larınızı bekliyorum dostlar. O yüzden beğenileriniz bizim için önemli. Yorumla bırakırsanız muazzam. Şimdi Aston Villa ile Burnley maçıyla başlayalım. Aston Villa geçen hafta çok güzel bir Everton galibiyeti aldı. Everton galibiyeti alırken rakibi de resmen ezdi. İyi bir oyun oynadı açıkçası. Girdiği pozisyonlar ne sayılabilirdi yani. Kaleye 10-15 tane şut çekmiştir ama girmiş olduğu pozisyonlar gerçekten net netti. Burnley de geçen hafta dep basman oynayacaktı. Maçı iptal oldu. Luton Town'un yetersizlikten dolayı burada oynayacak. Dinlenmiş bir takım var. Aston Villa'ya gol atar mı bilmiyorum. Fakat benim izlemiş olduğum Aston Villa'nın burada bir golü var. Aston Villa'nın bir golüne ben burada güveniyorum. Diyorum ki Aston Villa'nın ikinci golüne de neden olmasın. 1.81 tam. Bu videoda özellikle söylüyorum. Yani yüksek oranlar var risk de var. Onu da belirteyim. 1.81'den tek tercihim. Aston Villa'nın iki golü. Sheffield United ile Manchester City mücadelesi. Bu maçın üstünde çok fazla durmaya gerek yok. City burada rahat bir galibiyet alacaktır. Maçın skor beklentisi 3-0. Sheffield kapansa da açılsa da zaten burada City açmasını da bilecektir. İlk yarıdan bir galibiyetini bekliyorum. İlk yarı 2 olan 1-37 gibi orandan yine burada tek tercihim olacaktır. İlk yarıdan City bence 1-0 önde kapacak. Hatta skor isteyenlerde mücadelede birinci yarı skoru 1-0 olanı şu an tam anlamıyla oran olarak 2.76. 76 Değerlendireceklere bol şanslar. Newcastle Liverpool bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de. Newcastle geçen hafta City maçıyla oynadı deplasmanda. Aslında o maç çok önemliydi şu yönden. Eğer bir Premier League şampiyonluğu istiyorsa yani City deplasmanda da biraz kendini göstermesi lazımdı. 1-0 bitti mücadele. City genel olarak oyunun hakimiydi. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Onun dışında şöyle Liverpool'la oynayacaklar ki evinde şu an Newcastle durmayacaktır. Basacaktır diye düşünüyorum Newcastle'da. Gollü bir maç geçebilir. Benim burada ideal tercihim arkadaşlar 2.5 üst ve var e, şeklinde 1.40 gibi oranı var. Zaten diğer türlü oran bulamazsınız. Hem var olmasını bekliyorum hem de üst olmasını beklediğim mücadele. Skor olarak 2-2'lik bir indeks beklentisi var. Buradan Newcastle'ın atacağı 2 gol veya Liverpool'un atacağı 2 gol. 2, -2 her iki tarafa alacağınız goller şeklinde değerlendirilebilir. Güzel gollü bir maç geçecektir diye düşünüyorum. Benim skor, skor beklentimde zaten 2-2 olduğunu söyledim. Alanya ile Atay mücadelesi. Alanya geçen hafta Çaykur Rize deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen dostlar orada bir e, bir puan almayı başardı. Benim zaten oradaki skor beklentim 2 birlik bir Alanya galibiyetiydi. Kırmızı kartlar kaçan pozisyonlar derken özellikle hızlı başlayan bir Alanya vardı. Kaçırdıkları birlikte mücadele 0-0 bitti. Hatayla oynayacaklar. Ben burada bir Alanya'nın statlı olurum muhtemelen. Yarın galibiyetini bekliyorum. Alanya bence burada maç sonu biri doğrudan 1 yetmiş gibi orandan. Dediğim gibi risk olacaktır bugün. Yüksek oranlara gittim. Taraf tercihlerine de gittim. O yüzden risk var. Ona göre 1 gibi orandan doğrudan maç sonu 1'i ben sizlere öneriyorum. Yaptığı yeni transferlerle birlikte hücumcu bir Alanya var. E, tribün de olacaktır. Özellikle Kuzey Kale arkasında bir gene yeni bir grup oluşturuldu. Böyle birleştirildi sanırım gruplar. Tam onların işine değilim ben. Ama öyle bir mevzu da var. Tribünde de destek var. Onu da belirtelim. Nice ile Lyon mücadelesi. Bu maça da yüksek orana gittim. Kesinlikle yüksek orana gidebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Lyon tarafında bence takımın en önemli ismi Takımın beyni yok. Lacazette bu maçta yok dostlar. O yüzden ben burada Lyon tarafına git demem. Yani golü bile almam. Ben burada Nice tarafındayım. Nice'i de geçen hafta izledim. Lorient'le oynamış olduğu maçta 1-1 bitti. O maçı da bir canlı verdim. Hatırlayanlar vardır. Dedim ki en çok gol ikinci yarı. Tutuk bir maç vardı. İlk yarı ortada geçen bir maç vardı. İkinci yarı Moffin'in falan girmesiyle maç hareketlenebilir dedim. Analizim güzeldi. Kazandı. Burada Nice kendi evinde ve baskın bir oyun oynayacaktır. Bence mücadeleyi de kötü oynayan Lyon'a karşı savunmasında problemler olan Lyon'a karşı galip gelmesini birebir 1.87 gibi orandan doğrudan Masson'u bir de yüksek oranıyla öneriyorum. Son mücadele Napoli-Sasulo mücadelesi. Napoli'nin de kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Geçen hafta 3-1 gibi bir skorla dev basmanda kazandı. Bizler de kazandık. Bu hafta da aynı şekilde güzel bir performans sergileyerekten de oynayacaktır. 1.5 üstünde bir maçın idealidir. Onu söyleyeyim öncelikle. Oran düştü. 1.27'ye kadar düştü. Onun dışında ilk yarıdan bir Napoli galibiyeti gelebilir. 1.54'te bunun oranı var. Benim bu maçta da düz, düz beklentim var. Benim beklentilerim bu şekildeydi. Biraz yüksek oranlara gittim. Risk de var pazar günü. İdeal daha çok gitmemeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.